Ne? Burası çok kötü. Görmeye değecek hiçbir şey yok. Üstünün hali ne böyle? Her yer yapış yapıştı. Ne? İşimizi yavaşlatıyor. Olamaz. Korkmayın çocuklar. Bu makine bunun için yapıldı zaten. Bakalım siz buna dayanacak mı? Galiba ben dayanamadım. Çocuklar, kurtulmak için elinizden geleni yapın. Aa, doğru. Bu şey enerjiyi cazip buluyor. Hala şarj olmadı. Motora doğru gidiyor. Belki bu araştırmak için ışığı kullanabiliriz. Ultra parlak spot ışığını açacağım. Ah, bu makine neyi yapamaz ki? Biraz düşündüm de muhtemelen güneş ışığını kullanacağız. Gözleri çok fena kamaşacaktır. Evet, o güneş gözlüklerini alırken biz de kaçabiliriz büyük baba. Öyle olacağını sanmam ben. O zaman B planı. Şuna bir bakalım. Işık gösterisiyle başlat da görelim. Umarım işe yarar. Helikopteri kaybetmek istemiyorum. Nihayet sistem kurtulduk. Aferin. Sonsuza kadar gidelim buradan. Fırtına çıkıyor gibi. Bas gaza. Olamaz. Onu daha da kızdırdık. Motorlar. Z planı. Güç mü istiyorsun? İstediğini vereceğim sana. Faydası yok. Ne? Helikopter düşüyor. Ben ne yapıyorsun? Motorları kaybediyorum. Ben şimdi hepimizi yok edeceksin. Hadi İskoç havası. Ve son bir sağlam vuruş daha. Umarım sistem zarar görmedin. Ben iyiyim büyük baba. Ha? Oh. Tamam. Bu harika güven. Hala canlı. Bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim ama İskoç havasına bayılıyorum. Tamam, hak verdim. Bu manzara gerçekten hoş. Bu arada ben paratoner hamlesini nasıl buldun? Şey, gücü sevdiğini biliyordum ve ben de baş edebileceğinden fazlasını verdim. Elektrolizin ne olduğunu biliyor muydun? Molekülleri atomlarına parçalamayı. Elbette biliyordum. Bilin. Şimdi şeye geri dönelim. Skor... Telaffuz edilişi şöyle. Skortua ben. Yo yo. Adı Skor. Skor. Yuvarla. Skor. Orrrr. Skor. Rrrr. Tamam. Manzaraya bakın. Ben haklı. Neredeyse senkronize iki pervaneli motor gücü kadar güzel bir manzara. Yapma. Sadece söylüyorum. Acayip bir makine gibi.